demektir. Evet. Ben aslında birçoğunu bunların anlattığım için geçiyorum. Evet, bu genel yönetimin faaliyet raporu. Düzenliyor musunuz? Evet. Şimdi limited varım şirket yöneticileri her yılın bitiminde Şubat ayının sonuna kadar bu yönetimin faaliyet raporu yönetmeliği gereğince Şubat ayının sonu itibariyle bu raporu, faaliyet raporu düzenlemek zorundalar. Bu faaliyet raporu şeyde 28 Ağustos 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte taşıyacağı unsurları yazar. Yani orada amacı şudur kanun koyucu. Diyor ki işletme yönetimine, ey işletme yönetimi, ben bu işletmenin içinde değilim 365 gün ama sen burada yaşadın. Neler yaşadın? Sonuçta finansal tablolar ürettin. Nelerle karşılaştın? Bunların hikayesini buraya yaz. Ne yapacaksın? Bir takım hakkında davalar açılmıştır. Senin hakkında işçi davası vesairesi. Sen alacak davası açmışsındır. Tazminat davalarına muhatap kalmışsındır. Bundan tutun da yönetim şekliyle bir de ne gibi risklerle karşı karşıyasın? Yani riskler nedir? İçsel riskler vardır, dışsal riskler vardır. İçsel riskler kendi işini kontrol altında tutmak durumundasın. Kontrol edemediği yerlerde kaçaklar var demektir. O kaçaklar risk teşkil eder. Onları önlemedir. İçsel risk, iç kontrol sistemleri. Dışsal riskler ise senin elinde olmayan ekonomik konjonktürdeki değişiklikler, sektörde pazara, senin pazarına yeni güçlü firmalar girmiştir. Nedir? Pazardan pay aldılar, senin payın küçülür. Bu tür riskler de varsa bunları da diyor bu rapora yaz. Sadece finansal bilgilerle yetinmez bu rapor. Çünkü o dispozisyonunda zaten onların hepsi vardır. İşte yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin sanıyorum ücretleri de var vesaire. Bu raporu 28 Şubat itibariyle, sonraki yılı 28 Şubat itibariyle üretmek zorunda. Üretecek. Kimseye verecek mi? Hiç kimseye vermeyecek. Ama yazacak bu raporu, imzalayacak, dosya alacak. Nasıl ki karar defterini ilerinden kararlarını alıyor, Ocak ayının sonunda kapanış olayını yaptırıyor karar defterini. Bunu da Şubat ayının sonunda hazırlayacak raporu ve muhafaza edecek. Tabii bu raporu hazırlama görevi sanki kanuni mecburiyetmiş gibi biz meslek mensuplarımız. Biz hazırlarız o raporu. Ama tavsiyemiz şudur ki her seferinde de söylerim. Mutlaka işletme yönetiminin yani yönetim kurulu başkanı veyahut da kim yönetiyorsa onunla bu raporu birlikte hazırlayın. Birlikte yazın ve orada ne yazdığını görsün ve imzalasın. Şimdi o rapor aslında o demin hileli envanter suçu dedi ki o rapor bir işletme yönetiminin beyanıdır. Kime? O işletmeyle ilgisi olan herkese beyanıdır. Mesela ben banka müdürlerinin yerine olsam hiç hukuka göre hazırlanmış bilanço gelir tablosu almam. Faaliyet raporunu veririm. Faaliyet raporunu veririm. Çünkü faaliyet raporundan dolayı o bir de suçlu pozisyona sokmuş oluyorsunuz eğer suçu işlediyse. Hatalı rapor düzenlediyse. Bunları işletme yönetimiyle paylaşıp mutlaka orada yazan her rakamı, her beyanı işletme yönetiminin haberdar olması lazım. Çünkü altına imza atıyor. Yani onun bilgisi olmadan kesinlikle bunu yapmayalım. Evet, zaten bu hazırlıkları yapıyorsunuz herhalde. Yıl bitiminde, yıl bitmeden eğer defter değilse eğer YMKB'nin noter tasdikleri bu yılın sonuna kadar yapılacak. Ama e-defterse de envanter defterini sakın unutmayın. Yani ben 2-3 senedir aldığım soru abi envanteri unutmuşuz ne yapacağız diye götür tasdik ettir diyoruz. Geç oldu. Geç olduysa oldu ama bugün tasdik ettir. Çünkü ona neticede
envanteri yazacaksınız. Ama sakın onu unutmayınız. Ha, zaten defterler sirküle de biliyorsunuz. Ayrıca bizim seminer kitabımızın 85. sayfasında tasdiklerle ilgili mütemmin bilgiler vardır. Onları tekrarlamayacağız. Tekrar. Evet, işletmenin sanayici belgesinin vize ettirilmesi yıl itibariyle o vizeler unutulmamalı. Ticaretçi tasdiknamesinde her yıl onaylatılmaz ama değişiklik varsa o yıl yenisi alınır. Yani neden değişiklik? Ana sözleşmede değişiklik varsa ne yaparsınız? O değişikliği tescil ettirdiğinizde bile ticaretçi tasdiknamesi hemen alın. Dosyalarınızda yer var. Çünkü noterler defter tasdikini götürüldüğünde mutlaka ibrazını isteyecektir. Elinizde eskisi varsa, hiç değişiklik yapılmadıysa eskisini de ibraz etmeniz yeterlidir. Evet, yani 2017 yılına ait defterleri 2018'de de kullanacaksak, özür diliyorum tarihleri değiştirmeyi unutmuşuz. 2018'de de kullanacaksak aynı defteri, Ocak ayının sonuna kadar notere götürüp ben bu defteri devam edeceğim deyip ara tasdikini yaptırmak durumundayız. Bunun için ara tasdiki 31 Ocak'ta yaptırmanız halinde buna kayıt o yılla ilgili 2017 mesela götürdük notere, 2018'de de kullanacağım bu defteri dedik. Görüldü onayını yaptırdık. Pardon, o şey, yani devam tasdikini yaptırdık. Ama envanter ve değerleme işlemlerimiz devam ediyor. O devam tasdikinden sonra da kayıt yapabiliriz. Yani o artık defter kapandı. Bundan sonra o yılla ilgili kayıt yapamayız anlamına gelmez. Çünkü mükellefin 31 Mart'a kadar envanter ve değerleme işlemleri için süresi var. Nedir? İşte demin dediğim stok uyuşmazlıkları ile ilgili hasılat kaydı yapacak. Bankadan mutabakat yaptı. Satıcılarla, müşterilerle mutabakat yaptığında unutulan faturalar vardır. Onun kaydını yapacak. Kesmeye unuttuğu fatura vardır. Onun kaydını yapacak. Ve en önemlisi amortisman hesaplayacak. Onların kaydını yapacak. Değerleme yapacak. Dolayısıyla biz ne yaparız? Önce borçları alacakları değerleriz. Doğruluğunu tespit edin, ondan sonra değerleriz. Bu şudur, ben bunu tekrar tekrarlayayım. Muhasebe ne yapar? Yılın sonunda bütün kayıtlarını yapar. Bitti. Satışları, eğer işte şubelerle görüşü bilmem ne var mı fazla başka fatura, son düzenlenen faturaya da bakar. Sonraki yıl düzenlediği ilk faturaya da yapar, arada var mı? Muhasebede bütün hepsi kaydedilmiş, hasılat faturalar için edilmiş. Bütün irsaliyeler faturalanmış mı? Evet, edilmiş falan. Bu kontrolleri yaptı. Kayıtlarını da yaptı. Ve bir tane genel geçici mizan var. Bu, o anda 31 Aralık itibariyle işletmenin çekilmiş bir fotoğrafı. Zaten bilançoda odur zaten. O da 31 Aralık itibariyle işletmenin çekilmiş fotoğrafıdır. Ama ilk aldığı genel geçici mizan da fotoğraf, flu fotoğraf. Envanter ve değerleme işlemleri o flu fotoğrafı netleştirmek için yapılır. Orada Türkiye Kanunu da çok güzel tarif etmiştir. Dürüst resim indirisi diye. Dürüst resim. Bana neyse onu göster. Montaj olmayacak. Dürüst resmi almak için envanter ve değerleme işlemleri yapılır ve o fotoğraf netleşir. Yani alıcılarla doğruladı, satıcılarla doğruladı. Mesela alıcılar hesabı tutmuyorsa sizin stoklarınız da tutmuyor demektir. Banka hesabınız da tutmuyor demektir. Dolayısıyla mutlaka alıcılarla mutabakat yapılmalı, satıcılarla mutabakat yapılmalı. Hatta bu mutabakat için 31 Aralık tarihi itibariyle beklenmemelidir. Her
her geçici vergi dönemi sonu itibariyle mutlaka bu mutabakat yapılmalıdır. Mesela her ödeme günü aslında bu mutabakatlar yapılır. Çünkü karşı tarafa ödeme yapacaksak, hesaplarımızda mutabık değilsek o ödeme yapılmaz. O mutabakat yapılır. Dolayısıyla yani ya 3 ayda bir, senede 4 defa mutabakat yapmalı mıyız? Evet yapmalıyız. Zaten mutabakatlar yapılıyor. Bizim yapacağımız şey nedir? Bir hesap ekstresi almalı, alır, onaylı ve onu saklamalı. Hatta şimdi bilgi işlem ortamında bu output onu çok iyi beceriyor. Otomatik bir de muhasebe programına bağlıyor. Otomatik mutabakatları gönderiyor. Karşı taraftan da otomatik cevabı geliyor. Olay bitiyor. Çünkü alacağımız ve borcumuz belli değilse o işletmede kesin sıkıntı var. Dolayısıyla biz işte o kuyu fotoğrafı bu şekilde netleştiririz. Mutabakatları yaptıktan sonra yabancı para cinsinden borç alacak varsa onları da değerleriz. Ve sonuçta o net fotoğrafa bu şekilde ulaşırız. Tabii tam sayacağız. Yani varlıkları ve kaynakları itibariyle gerçeği yansıtmak zorunda zaten. Bu genel yapıyoruz. Hileleyen madde suçunun yaptırımını. Ha, birazcık açılışta bahsettim. Bunlar işletmenin kendi bünyesinde, kendi zimmetindeki belgelerdir. Göremiyorsunuz galiba ama. Şimdi nedir bu? Çek. Bankadan çek alıyorsunuz. Çek kayıtlı. Hatta 10 yıl saklamak zorundadır banka bunları çekti. Neyinin kaydını her müşterisine, her hesaptan verdiği çeki serisine kaçta başlar, kaçta biter. Kaç çek karnesi verdi, kaç yapraktadan kaç tane verdi gibi. Bunlar numaraları itibariyle kayıtlıdır zaten. Ne yapar kullanılan çek ödendiyse gider o çekin karşısına da bu ödendi kaydını düşer. Yani bankadan siz ya bizim ödenmeyen çekimiz var mı diye bir rapor isteseniz alırsınız.